Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Ve her zaman herkes için adalet diyebilmek bir parti meselesi değildir. Bu aslında hepimizin sorunudur. İşte tam da bu noktada herkes için adalet diyen yoldaşlar adalet talebiyle sokağa damgasını vurdular. Tüm dünyaya adalet talebimizi şu anda ve önümüzdeki günlerde haykırmaya devam edecekler. Yol amaçtır, uğruna ölümlere gidilen, bir an olsun tereddüt edilmeden yürünülen, çıkan setlere rağmen durmaksızın peşinde sürükleyendir. Bizim yolumuz adalet yoludur. Cumhuriyet, demokrasi, adalet ve özgürlük terimlerinden rahatsız olanları her adımımızda bir kez daha rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bizim yanımızda gemiciklerini suda yüzdürenlere değil, gerçek adaleti sağlamak için kendini bu kutsal yola adayanlara yer var. Bizim yanımızda baba oğul yürütenlere değil, baba oğul birlikte adalet için yürüyenlere destektir. FETÖ ile aynı tahrip gücüne sahip siyasallaşma temelli, yaranmacı ve silmiş hukuk yapısına, baskı ve faşizme dur demek, çocuklarımıza özgür yarınlar bırakmak isteyen, görüşü ne olursa olsun her vatandaşın görevidir bu yürüyüşe destek vermek. Bu yürüyüş adalet isteyen, bozuk düzenden kurtulmak isteyen, haklı olanın kazanacağı bir hukuk düzeni isteyen herkesin yürüyüşüdür. Adalet ve kalkınma kavramlarını hep hasım akraba ve damatlar için geçerli görenlere inat, bu yürüyüş devam edecektir. Siz damatlar için adalet diyorsunuz, biz 80 milyon için adalet diyoruz ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum.